Enerji, enerji, enerji. Arkadaşlar normalde maaş açıklanmaz Almanya'da. Ama ben Almanya'da ne kadar parayla geçinebilirim? Almanya bitmiş diyen insanlara da atın bu videoyu. Almanya yaşanmaz diyen insanlara da atın bu videoyu. Ama gerizekalı bir insan olduğumun da kabulleniyorum. Anladınız siz onu. Evet. Oo abi çok iyi ya. Çay güzel, çay güzel. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bana sürekli sorduğunuz sorulardan bir tanesi de şu ki abi iş sözleşmesi yaptım ya da yapacağım. Bu kadar parayla Almanya'da geçinebilir miyim? Ne kadar parayla Almanya'da geçinirim? Bugünkü konu arkadaşlar para. Mangır, spali, gel, dengi. Dengi arkadaşlar. Cash yani cash. Bildiğimiz enerji, enerji, enerji. Arkadaşlar bu videoda dediğim gibi herkes Almanya'da ne kadar parayla geçinebilirim kendi meşrebine göre, kendi durumuna göre anlayacak. Çok güzel hazırlık yaptım arkadaşlar. Bakın yine boş gelmedik. Bir sürü hazırlık yaptık ama gerizekalı bir insan olduğumun da kabulleniyorum. Çünkü o kadar hazırlık yaptım. Geldim oturdum buraya. Ana aldığım notlar yanımda değil. Evde kalmış. Eşimi aradım sağ olsun. Kendisi de orada oturup bana böyle düşmancasına bakıyor şu an. Çünkü o da rahatını bozdu. Ama olsun, önemli değil. Bir tane like'ınızı alırım. Benim için olmasa bile eşim için olsun en azından. Arkadaşlar yalnız ben bu çalışmayı yaparken şimdi sizin durumunuzu göz önünde bulundurmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi siz yalnızsınızdır, eşiniz vardır, çocuğunuz vardır, kimisinin 3 tanedir, kimisinin 2 tanedir, kimisinin hiç yoktur, kimisi evlidir, kimisi bilmem neden bilmem ne. Bir sürü olaylar var ya. Ben öyle bir sistem geliştirdim ki eşimle beraber harcadığım paraları ayrı yazdım. Kendim için harcadığım paraları da ayrı yazdım. Mesela arabamı, taksidini ben kendim ödüyorum. Yani bu evle alakalı bir şey değil. Ki bu Almanya'da da bu Türkiye'de de kimi çiftler aynısını yapıyor. Ben de böylesini yapmayı yani birey kalmayı hala en azından ekonomik olarak yeğledim. Ya bunu ayrı söyleyeceğim. Ama mesela ev kirasını birlikte ödüyoruz. Bunu da ayrı yapacağım ki siz bekar olsanız da evli olsanız da ona göre bir hesap çıkartabilin. Bu çok önemli arkadaşlar. Çok detaylı güzel bir video olacak. Rica ediyorum sizden bu emeklerin karşılığında bak bu soğukta anasını satayım. Harbiden geldim buraya video çekeyim hani biraz daha güzel olsun diye bir tane like ya da kanala abone olursanız ya da katıl tuşundan kanala destek verirseniz tadından yenmez tabii. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz evde iki kişiyiz ve ikimiz de çalışıyoruz. Ve videonun sonunda da totalde eve ne kadar para girdiğini de anlatacağım size söyleyeceğim. Sonuna kadar izleyin. Maaşımızdan da biraz haberdar edeceğim. Onu da söyleyeyim baştan. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'den eleman alındığı zaman genelde bazı işverenler biraz düşük maaşlar söylüyorlar. Yani bunu sorun eder misiniz, etmez misiniz? Onu ben karışmam. Ben diyemem. Ama şunu unutmayın ki o maaşlar real maaşlar değil arkadaşlar burada. Yani usta bir insanın burada 2500 Euro'dan aşağı maaşa çalışması çok da rasyonel bir durum değil. Aklınızda olsun. 2200 olur, 2300 olur ama 1800-1900'ler de hayal. Unudun yani arkadaşlar. 1500-1600 Euro zaten asgari ücret. Onu da zaten asgari ücret kim kazanıyor burada abi? %5-10 en fazla. O yüzden asgari ücret üzerinden konuşmayacağım. Ben zaten buradaki fiyatları anlatacağım. Siz kendiniz ister asgari ücret alın, ister 3000, ister 7000 euro alın. Ona göre kendiniz değerlendireceksiniz ki bunun içinde Netflix, ev kirası, su, internet parası her şey var arkadaşlar. Exxen bile var ha. Türkiye'deki Exxen var ya bu Acun'un Exxen. O bile var. Game bile var anasını satayım ya. Bunun elim titremeye başladı. Şu çaydan biraz içeyim. Çok sıcak oldu. Güzel oldu böyle. %100 enerji, %100 enerji. Arkadaşlar bu soğukta Almanlar yüzüyordu biliyor musunuz burada demin. Haftaya sözleştim ben de geleceğim buraya. Ben de bunlarla beraber yüzeceğim. Bakalım ne kadar yiyecek benim paçam ama saat 12'de sözleştik. Çok yağmur ya da kar mar yağmazsa geleceğiz, yüzeceğiz burada. İnşallah Almanlar onların videolarını çekmeme de müsaade eder. Hayvan adamlar abi harbiden ben hayranım bu insanlara ya. Abi bu soğukta yüzülür mü lan, ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Koyayım ya. Bu soğukta yüzülür mü oğlum ya? Sonunda bu videoya girebildim. Evimiz 70 metrekare arkadaşlar. 2,5+1. 2,5'u da var. Yukarıdaki o küçük odayı normalde odadan saymıyorlar. Artı balkonumuz var. Aşağıda da bahçe var. Bahçeyi %100 kullanamıyoruz. Ev sahibi çoğu daha çok kullanıyor ama biz de mesela doğum günü kutladık. Gidim geçen mangal yaptım falan. Böyle misafirim geldiği zaman orada ağırlayabiliyorum. Yani bahçe %20, %30 bizim. Öyle söyleyeyim. Ne kadar para ödüyoruz arkadaşlar? Isınma ve su. Sıcak su içinde 600
600 euro ödüyoruz arkadaşlar. Hani Almanya'da deniliyor ya işte Almanya'da evler 1000, 2000 euro, 3000 euro bilmem cah bilmem abartıyorlar da. Ben internete bak böylesine bir evin şu an kiralayacak olsam ne kadar? Şöyle söyleyeyim biz 4 sene önce kiraladık. Tamam ben buna okeyim. 4 sene önce belki biraz daha ucuzdu. Şu anda böylesine bir evi kiralamak istiyorsanız 200 euro, 150 euro fazlasına düşünün. Yani 660 ise yani 750, 850 civarında düşünün yani böyle bir evi ki bu evin de videosunu yakında çekeceğim. Kanala abone olduğunuzdan emin olun ki hemen göresiniz. İkincisi arkadaşlar elektriğe ne kadar para ödüyoruz? Elektriğe aylık 50 euro ödüyoruz. Yıl sonu bir daha hesaplanıyor. Hesaplandıktan sonra eğer çok yakmışsak biraz daha üstünü ödüyoruz. Az yakmışsak da parayı geri ödüyorlar ya da önümüzdeki yıl kullandırıyorlar. Ama aylık ortalama 50 euro. Geçen sene 42 euro ödüyorduk. Biliyorsunuz bu savaş mavaş muhabbetlerinde zam yapıldı. 42 eurodan ortalama 50-52 eurolara çıktı. Belki de biraz daha fazla ödeyeceğiz. Çünkü son dönemlerde elektrik melektrik çok yakmaya başladık. Belki de fazladan ödeyebiliriz ama ortalaması 50-52 euro. Bunu da söyleyeyim. Üçüncüsü arkadaşlar ev interneti. 18.5 euro ödüyoruz. Yani 18.5 euro ödüyoruz. Burada 100 megabit download var. 50 megabit de upload var. Ben hani canlı yayınlarda ayna gibi canlı yayınlarımı izliyorsunuz ya. O 50 megabit upload'un yüzünden arkadaşlar. Türkiye'de ben internet sahibiydim. 16 megabit download vardı. Upload da 0.3'tü arkadaşlar. Buradan kıyaslayabilirsiniz. Dördüncüsü arkadaşlar GES yani Türkiye'deki TRT payı. Burada ekstra bir vergi olarak ödüyorsunuz. Türkiye'deki gibi elektrik ya da su faturasının içine gömmüyorlar bunu. Bunu ekstradan ödüyoruz biz. Bunun için de ne kadar ödüyoruz? 18.46 euro ödüyoruz. Çöp vergisi burada da ekstra alınıyor arkadaşlar. Çöp vergisi, çöp poşeti, çöp stikeri, stikerleri çöp konteynerinin üstüne yapıştırmamız lazım. Aksi takdirde almıyorlar arkadaşlar. Bunun için de toplamda 7 euro ödüyoruz. Küsuratı var ama 7 euro diyeceğim. 6 bilmem kaç normalde. 6. arkadaşlar Netflix fiyatını söyleyeceğim. Netflix için de 7.8 euro ödüyoruz. Gain var ya Türkiye'de Gain bilmem kullananlar var mı? Onun için 2.5 euro ödüyorum. Exxen için de 9.99 ödüyorum. Orada Gibi'yi falan izliyorum. Orada bir de şey var. Neydi o? Konuşanlar var. Onu izliyorum. Amazon Prime için de 8 euro. Dizimizi izleyeceğiz, belgesel izleyeceğiz diye bayağı para ödüyormuşuz aslında. Yani bunlar da biliyor olmanızda fayda var. Bir de arkadaşlar bizim bir ortak hesabımız var eşimle beraber. Bunun için de 1000 euro para şey yapıyoruz. 1000 euro ne için harcıyoruz? Bizim market ihtiyaçlarımız. Haftada en az bir kez ya da daha fazla böyle bir lüks restoranda arkadaşlarla birlikte gidip güzel, efendi, elegant bir yemek yeme fiyatı var. Ara sıra bir işte şehir dışı kurt 3 günlük, 2 günlük tatillerin parası. İşte yani her türlü ev giderleriyle ilgili bir ortak hesabımız var. Bunun için de 1000 euro ayırıyoruz. Bu parala çok fazlasıyla da yetiyor. Market fiyatı, restoran, yeme içme, tatile matile gitme. Bu yalnız büyük tatillerden bahsetmiyorum. Onlar ayrı. Yani dedim geçen Münih'e gitmiştik 2 günlüğüne. O para buradan çıktı. Anladınız mı? Böylesine giderler. Buraya kadar ödediklerim hepsi eşimle beraber ödediğim şeyler. Yine de unutmayın. Yani siz yalnız kalsanız da bu kadar ödeyeceksiniz. 5 kişi de kalsa bu kadar ödeyeceksiniz. Bunları unutmayın lütfen. Bundan sonra da benim ekstra yaptığım giderler var. Burada da mesela araba taksidim var. Kasko, şu bu. Bunları anlatacağım. Araba taksidini arkadaşlar 360 euro ödüyorum. Ben de hani biraz daha fazla para kalıyordu diye 360 euro gibi büyük bir ödeme yaptım. Hani 150 euro ödeyenler var, 160 euro ödeyenler var, 100 euro ödeyenler var. Bildiğimiz bu taksit. Ne kadar taksite böldürürsen o kadar uzun yıllar ödersin. O kadar da faiz ödeyeceğinden dolayı ben 360 euro gibi büyük bir para ödemeye karar verdim. O yüzden 360 euro ödüyorum. Arabamın fiyatı da 21 bin euro arkadaşlar. Buradan siz kendiniz nasıl araba alabileceğinizle ilgili hesap yapabilirsiniz ki yakında yeni bir video yapacağım. Araba fiyatı aynı zamanda kim hangi maaşla ne kadar taksit ödeyebilir, ne kadar kredi çekebilir bunun da videosunu paylaşacağım. Dediğim gibi kanala abone olduğunuzdan emin olun ki bir de çanı açarsanız ekstradan bu videoları göreceksiniz. Enerji! Enerji! 9. arkadaşlar araba full kaskom benim. Yani Allah korusun kaza maza bela olur. Yani bir yerde gök taşı düşer, yıldırım çakar bir şeyler olur. Hani Allah bana bir şey olmasın da arabaya alsın götürsün paramı %100 alabileceğim bu kasko sayesinde 48 euro aylık ödüyorum arkadaşlar. Biraz tuzlu ama anksiyete sahibi olan bir insanı anlıyorsunuzdur umarım. Eğer ki ucuz yapmak isteseniz daha bunun 15 euroluk sigortaları da var. Hani Türkiye'deki kasko ile sigorta arasındaki şey gibi 15 euroya sigorta da yaptırabilirsiniz normalde ama ben 48 euroluk full kasko aldım. Aklınızda olsun. Araba vergisi var bir de. Aylık 9 euro arkadaşlar. Benim arabamın Nissan Qashqai 2018 1.2 araba vergisi 9 euro. İnanamıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bildiğimiz 9 euro. 9 tane euro. Aynen. Araba benzin gideri arkadaşlar.
var. İşe giderken ya da sağa sola gezmeye giderken bayağı da geziyorum ben. Az muz gezmiyorum arkadaşlar. 6 ayda 6000 kilometre yapmışım yani düşünün. 100 euro harcıyorum aylık bunun için. Bu da benzin gideri olarak 100 euro yazdım. Telefon taksidi benim telefonum Samsung Galaxy S22 Ultra 42 euro ödüyorum bunun için. Yani taksitle aldım. Telefon hattı arkadaşlar 22 GB interneti var ve sınırsız AB ülkelerinde konuşma mesajlaşma var. Yani Hırvatistan'ı, Yunanistan'ı, İspanya'yı, Hollanda'yı bütün AB ülkelerine sınırsız sürede arayıp konuşabiliyorum. Bunun için de 17 euro para ödüyorum arkadaşlar. 17.9 18 euro diye. Hadi neyse. Bir de arkadaşlar spor salonuna gidiyorum. Hayvan gibi basıyorum kaslarımı büyütmek için. Bunun için 25 euro para ödüyorum aylık arkadaşlar. Bu spor salonunun şöyle özelliği var. 7/24 açık. Yani hiç kapalı olan bir saniyeleri dahi yok. Bayram, seyran, o bu her şey açık ve bu bölgede 7-8 tane daha şubesi var. İstediğim şubede gidip sporumu yapabiliyorum. Bazen işten çıktıktan sonra yakın orada bir tane yakın var. Oraya gidiyorum. Ondan sonra eve geliyorum. Evden gideceksem de evimize çok yakın bir tane var. Oraya gidiyorum. Böylelikle böyle güzel oluyor. 25 euro ödüyorum bunun için. Diş sigortası arkadaşlar çok 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 önemli. Lütfen Almanya'ya gelir gelmez bunu ihmal etmeyin. Hemen yapın. Bunun için 14 euro para ödüyorum. 14.5 özellikle onu da söyleyeyim. Bunun için de arkadaşlar Allah korusun bütün dişlerinizi kaybetseniz dahi bir kaza oldu. 32 tane dişin 32 tanesi de kırıldı gidip kökünden parçalandı Allah korusun. Ne oluyor? Gidiyorsunuz hepsini implantı %10 parasını ödeyerek yaptırıyorsunuz. Bunun için de 14.5 euro para ödüyorum aylık. Bakın arkadaşlar hiçbir şey 1,5 sigara paketi parası ama bu kadar güvende hissediyorsun kendine. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Bunu kesinlikle aksatmadan yapın. Bir de arkadaşlar sorumluluk sigortası var. Bu da bunun da fiyatı 3 euro. Komik bir rakam ama hakikaten aylık 3 euro ödeyerek sorumluluk sigortası yaptırıyorsunuz kendinize. Bunun içinde neler oluyor? Bisikletle giderken birini ezdiniz değil mi? Kardeşim bunun sigortası var. Schmerzin geldi var. Bu acı parası diyorlar. Tazminat parası var. Ne bileyim birinin eline düştü, telefonunu kırdı. Onun parası var. Abi gidiniz birine çarptınız. Birinin kamerasını kırdınız. Birinin başına bir iş getirdiniz. Arkadaşlar bunlar Almanya burası. Burası burada hak var. Hukuk var. Adalet var burada arkadaşlar. Sen birine zarar verip de öyle elini kolunu sallayarak gezemezsin. Öyle olduğu için böylesine çok ucuz da olsa sigortalar yaptırıyorsunuz ki kendinizi garantide hissedebilirsiniz. Ben kendime yaptım arkadaşlar. Ben biraz anksiyetik bir insanım. Gerçi bunun için tedavi bile alıyorum ama böylesine sigortalar beni rahat hissettiriyor. 3 euro verdim bunun içinde. Milyonlarca euroya kadar hatta hatırladığım kadar 8 milyon euroya kadar zarar sigortası. Ben Allah korusun lan gittim bir tanesinin Ferrari'sine çarptım. Ferrari'si yandı gitti. Ne yapayım? Nereden ödeyeceğim bu parayı? Aha işte bu 3 euro ödediğim için ödediğim sigorta gelecek o Ferrari'nin masrafını karşılayacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar umarım aydınlatıcı bir video olmuştur sizin için. Almanya'ya gelmek isteyen insanlar varsa bu video ile birlikte ne kadar para kazanırsa, ne kadar kira öder, ne kadar Netflix parası öder, ne kadar telefon parası öder, ne kadar şunu öder, ne kadar bunu öderi rahat bir şekilde anladı. İşinize yaradığınızı düşünüyorsanız eşinize, dostunuza atın bu videoyu. Almanya bitmiş diyen insanlara da atın bu videoyu. Almanya yaşanmaz diyen insanlara da atın bu videoyu. Sözüm vardı. Sonunda maaşlarımızı açıklayacağım. Arkadaşlar normalde maaş açıklanmaz Almanya'da ama ben ortalama bir şey söyleyeceğim. Eşimle benim eve getirimiz yani eve kazancımız 5800 euro 6000 euro arası bir şey, tamam mı? Şaka yapıyorum ha. Şaka yapıyorum. Normalde bu yasak söylemek de bak şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok ha. Öyle bir şey yok ha. Öyle ha. Anladınız siz onu. Tamam mı? Şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok. Enerji. %100 enerji kardeşler. Hey sen. Bu videoyu buraya kadar izliyorsan, buraya kadar izlediysen videoyu demek ki videoyu beğendin. O zaman yapıştır like'ı. Hadi aferin. Sana diyorum evet ya. Evet evet bu videoyu izleyen sana diyorum. Hadi yap da bir like. Dostumuz pekişlersin. Aferin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim.